toplanıyoruz. Tuncay, Serkan, Murat, Semih ve Altar Dokunulmaz olarak bulunuyor burada. Oynamaya başlayabiliriz. İlk olarak Çağlar. Bugün oynatacağım kişi hiç problem yaşamadığım güzel bir abim. Raşit abi abimizdir. Ona borcumuz vardı. Borçlarımızdan 3 tane silelim. Oyuna da biz dahil olalım hayırlısı. Şimdi şöyle bir giriş yapayım. İddia meselesi. Bu arkadaşların arasında bir iddia meselesi var biliyorsunuz. Aldı başını gidiyor. Serkan, Tuncay, Meral, başrollerindeki kişiler. Şimdi akabinde sessiz kalan bir taraf var, Tuncay. Bir de iddia mevzusunda sessiz kalan bir isim var ki o da taklacı. Ey taklacı! İnsanlarla tek tek kimi yazacağız? Onu mu yazacağız, bunu mu yazacağız, şunu mu yazacağız diye konuşuyorsun ve ondan sonra bu iddia mevzusunu hiçbir zaman açmıyorsun. Hep üstünü kapatmaya çalışıyorsun. Biz burada yürürken ayağımız takılsa bir hafta konuşuyorsun. Bir şey olmuş gibi sanki. Ama bu iddia mevzusunu, bunun kızlara şiir yazmasını, 4 tane ayrı kıza, tenim senindir, saçım senindir, kaşlarım senindir, bıyıklarım onundur, boncuğum şunundur gibi şiirlerini hep sen kapattın. O yüzden bir duruşun yok. Zaten dokunulmazlıktan düşerek de hakkını aldın. Şu an kaçıncı sıradasın bilmiyorum. 10. mu 15. mi ne? Yazdığım zaman seni gitme ihtimalin çok yüksek. Gözünün yaşına da bakmam. Biliyorsun bugün Noyan'ı dağlattım. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Silindir gibi ezer geçerim. Ona göre haddinizi bilin. Maşo! Aşo. Hadi Antalya'ya narenciye bahçelerine hadi. Sen bugüne kadar hep burada sorun yaratmak için allem ettim, kallem ettin. İlk günden beri şu bardağı şuraya koyayım da yarın kavga çıksın diye fırsat kollayan fırsatçısın. Bunu çok iyi biliyoruz. Dokunulmazlığı olduğun için yazamıyoruz. Biz de dokunulmaz olduğumuz için sen de bizi maalesef yazamıyorsun. Daha da çok beklersin. Avucunu yalamaya devam edeceksin. Kendine bir kadro kurdun. Şu iki arkadaşım, genç arkadaşımı aldın, maşan olarak kullandın. İlk önce Kaan geldiği için ki o dönem Kurretülen gittikten sonra bütün mutfak yükü bu çocuğun üstüne yıkıldı. Ondan sonra Dilay geldikten sonra mutfak yükü bölündü, üstüne Kurretülen geldi. Neyse Allah'tan şimdi bu çocuk mutfakta çok fazla vakit geçirmiyor ama bunu başka işlerinize kullanıyorsunuz. Postacınız yaptınız, muhbiriniz yaptınız vesaire. Hiç mi acımıyorsun bu çocukları kullanmaya? Ha? Bu kadar mı menfaatçisin, bu kadar mı insan sömüren bir zihniyet oldun sen? Ben de bu çocuklardan bir tanesini kurtarmak adına şöyle 3 tane atayım da o aslan gibi babasının yanına gitsin inşallah hayırlısıyla. Adayız. Cephedeymişiz gibi cümleler kurmanıza gerek yok. Sen yemek mücadelesi veriyorsun. Sen akşamları gitar çalarken kurbağalara sesini duyurmanın mücadelesi veriyorsun. Sen badminton mı neyse artık onu oynarken onunla terleme mücadelesi veriyorsun. Sen kek mücadelesi veriyorsun. Sizler Bremen müzikacıları gibi alıyorsunuz eze davulu, tabağı, çana. Saat 7'de oturuyorsunuz, gazete bilmem neye mücadelesi veriyorsunuz. Sizler voleybol topu, kum, yüzme falan. Sizler de grup mücadelesi veriyorsunuz. Ama grup falan yok Semih. Kurutulan geldi, grubunuzu dağıttı. Kurutulan geldi, seni doldurdu. Sıra sana gelecek diye düşünüyorum. Kurutulan'ın hedefinin sen olduğunu düşünüyorum Semih. Burada mücadele veren tek kişi var. Bu da benim. 14 kişi var. Murat abiyi çıkartıyorum içerisinden. Ona saygım, duruşuna ve kendisine saygım sonsuzdur. Ayrıca kendisini çok severim. 13 kişi var. Bu 13 kişi artık benim olduğum yerde akıllı olacak. Aklını başına alacak. Üslubuna dikkat edecek. Edepli olacak.
haddini bilecek arkadaşlar. Bana bir bardak su verene çeşme olurum. Bana bir kıvılcım verene cehennem olurum. Kuretülen buraya gelirken ben Hürrem'im demiş, Hürrem Sultan'ım demiş. Kuretülen, unuttuğum bir şey var. Sen Hürrem Sultan'san ben de Valide Sultan'ım. Seni şimdi Edirne Sarayı'na gönderiyorum. Güle güle canım. Bir tane arkadaş geldi. Hiç kimse ondan yemin beklemezken yeminler etmeye başladı. Sen burada diyordun ya, abimizi alamayacaksınız. Abini alırız, seni de sana bırakmayız Bahadır. Bunu herkes böyle bile. Ben yeminimden döneceğime ölürüm daha iyi arkadaşım. Hadi hayırlısı olsun. Çağlar, sana borcum vardı ya. Öncelikle buraya çıkıp da böyle boş beleş konuşmanın alemi yok. Yazacaksan yazarsın, yazamayacaksan haddini bilir, susup oturursun. Eveleyip geveleyip lafı çevirmeye hiç gerek yok. Herkes ederi kadar herkes haddini bilsin. Ağlatma mevzusu dedin Semih. Ben ağlarım. Ben bir insan evladıyım. Ben ağladığım kadar gülerim, güldüğüm kadar ağlarım. Ama sen insan vasfını taşıyamıyorsan ne ağlayabilirsin ne de gülebilirsin. Güldüklerim de sahtedir. Ben bunun cevabını verdikten sonra Çağlar'a 3 tane attım zaten ben. Çağlar'a 3 tane attım. Kaan, Serkan abine yağcılık yap. Gönül isterdi ki aynı potada olsaydık seninle. Ama kısmet değilmiş. Senin böyle bir insan olmadığını düşünüyorum. Ve seni bu adamdan kurtarmak için sana 3 oy atıyorum. Kaan. Çağlar, pota çok karışık. Ben gerçekten kime yazacağımı burada karar vereceğim. Çağlar, dün sana şöyle bir şey sordum tuvaletin önünde. Dedim ki, Çağlar, sadece seni yazan insanları mı yazıyorsun dedim. Evet dedin. Beni yazanı mı yazarım diyorsun sen? Benim ilk zaten şeydi, ateş edene ateş ederim. Tabii. Bu da şuna tekabül ediyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bir gün başka birine susarsın. Sağındakine susarsın, solundakine susarsın. Günü geldiğinde sana bir haksızlık olduğunda etrafında senin hakkını savunacak adam kalmaz. Bu iki oyum sana. Kaan, bu oyumu sana atıyorum. Son sözüm şu, çocuk, benimle oyun oynama. Bir çocuğun fırıldakla oynadığı gibi seninle oynarım burada, haberin olsun. İnsanlar beni burada istemiyorsa ben onları hiç istemem. Saygı gösteririm, sohbet ederiz, sıkıntımız yok. Ama beni istemeyeni ben de istemiyorum. Bu kadar. Geldiğin günden beri sürekli bana diyorsun ki Semih seni kandırdı, Semih seni şiirleriyle aldattı, şöyle böyle diyorsun. Sen 4 tane kıza aynı şiiri yazabilecek bir kişiliğe sahipsin. Öyle miymiş? Evet, aynen öyle. Bunu Pınar da söyledi, Tuğçe de söyledi. Meral'e de sanırım katma. Notlar yazmışsın, katma o da sana sakın. Notlar yazmış. Sakın katma sana beni. Da geleceğim, senin de sıran sakın var, sen de bekleyeceksin. Beni. Sus, bekle. Sakın bekle. Katma bekle. Beni. Diyorsunuz ki arkadaşım bir iddia mevzusu var, anlamıyorum. Sanırım bu iddia mevzusunu kapatmak için bu sıralar sürekli benim üzerime oynamaya başladınız ki öyle gözüküyor. Öyle İlk önce bak, bunun davasından vazgeçen kişi Meral'di. Yoksun. Meral vazgeçti. Buraya geldi çıktı, hikayeleri anlattı. İşte benim üzerimden iddiaya girmişler falan da filan da bilmem ne, böyle ağlamalar vesaire.
birden kendi davasını burada bırakıp benim üstüme döndü. Davamı unutturma Kureçlen, davam olursun. Siz o kadar acizsiniz ki sürekli alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye boşuna dememişler. Bana söylediğiniz lafların 1000 katını siz çektiniz. Hala da çekmeye devam ediyorsunuz ve çekeceksiniz de. Meral'e gelirsek, Meral sürekli bu son zamanlarda ciddi anlamda hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadığım halde tamamen kendi davasını bırakıp iddia mevzusunu artık örtmek için mi? Siz de onun bu yaptığı davranışlardan bundan faydalanarak siz de kendi kirli çamaşırlarınızı örtmek için tamamen tekrar bana saldırmaya başladınız. Ben bunun farkındayım. Ben bu durumun farkındayım. Hiçbir şekilde oyunlarınızda da gelmeyeceğim. Taktığın fotoğrafların çemberi çok geniş olduğu için göremiyorsun. Merak. Sadece ben seninle uğraşıyorum Kuretülay. Bu hanımefendi birden kendi davasını bıraktı. Tamamen bu iddia mevzusunu bırakıp saçma sapan böyle ufak tefek hesaplar yaparak benim üstüme oynamaya başladı. Onu kesinlikle hiçbir şekilde bu yaptıklarından dolayı affetmeyeceğim. Biliyorum ben onun hesaplarını. Benimle Murat abimin arasını açarak yok ben grubu aşağıya çekiyormuşum, yok grubu temsil etmiyormuşum, yok Semih'le bir Semih'i dolduruyormuşum, yok Dile'yi dolduruyormuşum, yok Murat abiye kötü davranışlarda bulunuyormuşum. Bunların herkes kimler neyin ne olduğunu bütün herkes görüyor. Ben her şeyin burada çok açık ve net gözüktüğüne inanıyorum. İstediğin kadar davran, istediğin kadar uğraş. Bunu hiçbir şekilde başaramayacaksın. O yüzden de gideceksin. Burada oyatacağım kişi tabii ki de Raşo. Buraya geldin Kuretülen, Semih'i doldurdun, Murat abiyle arasını bozdun, Semih'i doldurdun, Altay'la arasını bozdun. Ama bence senin hedefin zaten Semih. Semih gözünü aç, bu kız sana, bence hedefi sensin. Seni elemeye çalışıyor. Ha, yakında diyorsun ya Kuretülen de dokunulmazlığı alacak diye. Evet Kuretülen dokunulmazlığı alabilir ama senin dokunulmazlığını alabilir Semih. Kuretülen'cim sana gelince tatlım. O kadar anlamsız cümleler kurdun ki hiçbirine cevap bile vermeyeceğim. Ya adamlıktan bahsediyorsun ama buraya tatile mi geldin? Geçmiş olsun. Hizmet etmeye gelmedim en azından. Hizmetkarın ta kendisi. Oyumu Raşit'e atıyorum tabii ki. Ama bir tanesi. Raşit kaç oldun sen şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Raşo Potada! Evet. Bahadır. Şimdi sizlere bir şey söylemeye bile utanıyorum derken kendisinden 13 yaş küçük peruk takan bir adama reis demeye utanmıyorsan artık bundan sonra reis bizim sana söyleyecek ve şeyimiz yok. Adam gördük burada. Bugün gerçekten hiçbir fikrim yoktu kimi yazacağım konusunda. Birini yazmak istiyordum ve hiçbirinizin tahmin edeceği biri de değil. Ama maalesef o kişiyi yazamayacağım. Kaan, seninle ilk başta biraz sorunlarımız olmuş olsa da sana karşı hiçbir kötü bir şey hissetmiyorum. Ama bunu stratejik olarak yapacağım. Onun için sana oy veriyorum. Evet, bugün oyumu kullanacağım kişi Çağlar olacak. Neden Çağlar? Çünkü kapıda bir şey söylemiştim sana. Sen birisiyle başlarsan devam ederlerse dedim. Aynı yerden sayıyorum seni dedim. Ve günlerdir sana da duracağın yeri bil diye defalarca
telkinlerde bulundum. Tabii senin kararındır. Ben arada kalan adam sevmiyorum. Çağlar, sana atıyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Eğer burada söylediklerim olsaydı bu kişi yazılmazdı. Bir tane kendim olmayarak ve mecburum bireyselleri takip etmek adına. Çünkü ben burada kendim iyi niyeti, iyi niyeti savunan bireysellerin her daim yanındayım. Şimdi eğer ben olsaydım ben bu kişiyi atmazdım arkadaşlar. Biz oylama kritiği yapıyoruz. Korkuyorsunuz biliyorum. Ama oylamanın kritiğini daha çok yapacağız. Bir Meral kadar olamadın. Meral size tekrar duruşunu gösterdi ve Kuretülay'ını yazdı. Sen kız arkadaşını iki paralık eden kızın yanında durdun. O istedin. Üstünü üstlük kalkıp da bugün yazamadın. Bana adamlıktan, madamlıktan söz etme. Diyorum ki çocuklar, akıllı olun, aklınızı alırım. Tuncay Bey bana ilk hafta demişti ki ben özgür ruhlu insanlar arıyorum Dilay. Böyle bir cümle kullanmıştın. Sen özgür ruhlu mu diyorsun? Ama çevrende sürekli sana biat eden insanlar var. Bunu geçen haftalardan da zaten gördük. Bu durumda taklacıya oy atamayacağıma göre bombacı Raşit Bey'e ben oyumu kullanmak istiyorum. Umarım Antalya'nın serin sularında iyi vakit geçirir kendisi. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Dilay, o bomba mı demişti Dilay, sana? Bir tanesini bu korkağa at. Bahadır abi korkağa. Murat abimin de ricasını kıramayacağım. Onun için taklacıya bir tane nacizane bir oy vereyim. Çok işe yaramayacak ama. Kıran kırana geçen oylamanın ardından Çağlar, Raşit ve Kaan elenme adayı oldular. Bu üç isimden hangisinin Ütopya'ya veda edeceğini birazdan öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, oylamamız böylece son buluyor.